aşı pasaportu uygulaması gerçeğe dönüşür mü? Aşı olanlar ayrıcalıklı mı olacak? Koronavirüsü hayatlarımızı değiştirdi. Pek çok kısıtlamayı beraberinde getirdi. Peki soru şu. Aşı olanlar bu kısıtlamaların dışında kalacak mı? Bir başka deyişle aşı olanlar ayrıcalıklı mı olacak? Bu sorular beraberinde aşı pasaportu tartışmasını da getirdi. Aşı pasaportu uygulaması gerçeğe dönüşür mü? Siz uçağa binmek istediğinizde şartı bir aşı pasaportu olabilir. Sevdiğiniz takımın maçına gitmek istiyorsunuz. İçeri girme şartı yine aşı pasaportu olabilir. Son olaraksa işe alım sürecinde mülakatlara girdiniz. Artık son alınma noktasındasınız. Tek şart aşı pasaportu olabilir. Bu aşı pasaportu hangi alanlarda kullanılacak ve sahiplerine ne gibi avantajlar sağlayacak? Bir diğer de işte kişinin bağışıklık kazanıp kazanmaması onun hayatını nasıl etkileyecek? Kim aşı oldu, kim olmadı, kim bağışıklık kazandı, kim kazanmadı? Tüm koronavirüs geçmişiniz bu aşı pasaportunda yer alacak. Gelelim bu konuyla ilgili hangi ülkelerde nasıl adımlar atıldığına. İlk sırada İngiltere var. Ulusal sağlık sistemine bu aşı pasaportunu dahil etme çabası içerisindeler. Avustralya'da ise havayolu şirketleri yolculardan aşı pasaportunu istemeye hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise işe alım süreçlerinde bunu devreye sokmak istiyor. Gelelim Dünya Sağlık Örgütü'ne. Onlar da Estonya hükümetiyle bir anlaşmaya vardı. Pilot uygulamayla birlikte dijital bir aşı pasaportu üretmeyi hedefliyorlar. Ancak bu konuda da henüz görüş birliğine varılmış değil. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği de bu konuda bir açıklama yaptı. Aşı pasaportuyla birlikte dünyadaki sınırların kalıcı olarak yeniden açılacağının ve bu pasaportun anahtar rolü oynayacağının altı çiziliyor.